Dün geceden dileklerimizi yazdık bir kağıda, bir gül dalının altına bağladık ve arkadaşlarımızla bu sabah akan suya atmak için, dileklerimizin kabul olması için buradayız. Evet, yaklaşık bir 7 yıldır düzenli olarak geliyorum ben. Çok da kalabalık oluyor zaten. Geçen yıl bir tek tabii ki pandemi nedeniyle yasak olduğu için gelemedim. Bence Türk kültürünün önemli bir geleneği diye düşünüyorum Hıdır Ellez. Ve o yüzden de kültürümüzü yaşatmak adına bu geleneği hem kendim hem çocuklarıma öğretmeye çalışıyorum. Akşam ailemle birlikte dileklerimizi bir kağıda yazdık. Bazen de çizdik. Onları işte gülü şeyine bağladık işte gidip. Sonra sabah da kalktığımızda onları buradan atıyoruz. Dileklerimizin gerçek olması için tabii. Geceden yazdık dileklerimizi. Sabah da suya attık. O heyecanı yaşadık hep beraber. Annem, kızım ve ben birlikte. Annemiz bize öğretti. Küçükken taşla çizerdik. Sonrasında kağıda yazmaya başladık. Yıllardır yapıyoruz. Vallahi eskiden daha şeydi ama burada daha bir şeymiş. Kendim götürüyordum, o mesela akşamdan şey yapıyordum, götürüyordum. Mesela Finike'deydik, denize atıyordum. İşte ben de dün akşam o heyecanla yazdım. Ondan sonra gül ağacının altına koyduk. İşte sabah da erkenden uyanıp işte yırtıp attık. Burada vatandaşlarımızla dün akşamdan kendilerine göre yapmış oldukları niyetlerini kağıda aktarmışlar ve o kağıtları da geleneklerimize göre gül ağacının dibine, dalına asaraktan sabah da erken saatlerde alarak denizle buluşturabileceği bir noktaya getirmektedir. İşte bölgede de bu bölgede de en çok dileklerin atıldığı bir noktada dayız. Düzen Şelalesi. Eşim ve kızlarım dilekte bulunmuşlar. Buradan atma görevi de bana düştü. Ben de geldim. Bu geleneklerimizi burada yaşama ve onların niyetlerini, dualarını burada ben de denizde buluşturdum. İnşallah tüm vatandaşlarımızın niyetleri kabul olur.